Yeşil Sol Parti ne yapacak? Yerel seçimlere ilişkin nasıl bir politika belirleyecek? Kendi adaylarıyla girecek mi İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde? Ve bu şekilde bir hamlenin bu Ankara ve İstanbul'un iktidara kaptırılması şeklinde bir sonuç sonuca yol açabileceği yorumlarına ne diyorsunuz? Sizi dinliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Yani tabii şöyle bir durum var. Doğru, yerel seçimler yaklaştıkça herkes yerel seçim ve işte ittifakları, işbirliklerini tartışmaya başlıyor haklı olarak. Fakat bizim sizin de biraz evvel belirttiğiniz gibi Gökmen Bey, bir kongre süreci yaşıyoruz. Özellikle 28 Mayıs sonrasında başlattığımız bir süreç var. Bir değerlendirme süreci, bir muhasebe dediğimiz, yani seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, eksiklerimiz, gediklerimiz nelerdi, varsa yaptığımız yanlışlar nelerdi, bunları tartıştığımız bir süreç var ve o süreci çok yoğun yaşadık doğrusu. Onun aşağı yukarı sonuna gelmiş vaziyetteyiz. İşte bir konferanslarımız kaldı yapacağımız ve onun ardından da kongremizi gerçekleştireceğiz. Ve o kongrede yeni yönetim oluşacak, eş başkanlar, tüzükte değişiklik olacak. Büyük ihtimalle Yeşil Sol Parti'nin adı değişecek. Yani bayağı kapsamlı bir değişim yaşanacak Yeşil Sol Parti'de. Dolayısıyla yerel seçimlerle ilgili tartışmanın hani karar aşamasını esas itibariyle yeni oluşacak yönetime ve eş başkanlara bırakmayı doğru buluyoruz. Yani yeni bir yönetim işe başlayacak ve yerel seçimleri o yeni yönetim sürdüreceği için o çalışmaları, hani onların iradesine ipotek koymak kongre öncesinde doğru olmaz diye düşündük ve dolayısıyla bu konudaki karar mekanizmasını esas itibariyle kongre sonrasına işletme kararı aldık. Ama bu yerel seçimlerle ilgili hiçbir çalışma yapmıyoruz anlamında elbette ki gelmiyor. Yani hem dediğim gibi genel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhasebesini bir taraftan yapıyoruz. Yerel seçimler için buraya dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da kendi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz yerel seçimler için. Dolayısıyla hani benim şu anda açıklayabileceğim bir karar yok. Şunları yapacağız diyeceğim. Ama birkaç noktaya parmak basmak istiyorum doğrusu. Sizler de programda dile getirdiniz, biraz izleme imkanı buldum. Tabii ki yerel seçimlerin dinamiği genel seçimlerden farklıdır. Dolayısıyla yerel seçimlerde gerçekten yereldeki adaylar, yereldeki ilişkiler önemli bir rol oynar. Dolayısıyla yerel seçimlerde hani işbirlikleri vesaire yapılacağı zaman bu merkezi bir şekilde sürdürülmez genel olarak baktığımızda. Hani son zamanlardaki yerel seçimlere bir göz attığımızda bunu görebiliriz. Dolayısıyla yerel seçimlerin yerel ittifakları ve işbirlikleri önemlidir. Bir bunu söylemek istiyorum. İkincisi şu konuda bir ilke kararımız var. Belki sizler de duymuşsunuzdur. Ben zaman zaman bunu açıkladım da. Hani bu işte özellikle Avrupa'da filan da çok konuşulan arka kapı diplomasisi dedikleri mesele bizim açımızdan yerel seçimlerde kesinlikle işlemeyecek ve geçerli olmayan bir iştir dedik. Bunun kararını aldık. Yani bir arka kapıların hepsini kapattık. Bir arka kapı diplomasisi sürdürmeyeceğiz. Bizimle görüşmek isteyen, konuşmak isteyen, yerel seçimlerle ilgili değerlendirme yapıp adım atmak isteyen kim varsa ön kapımız açık. Ön kapıdan gelirler, çayımızı kahvemizi içerler, otururuz, tartışırız, değerlendirme yaparız. Ne tür adımlar atılabilir bunları konuşuruz ama arka kapılardan geliş gidiş olmayacak bu yerel seçimlerde. Bu konuda bir ilke kararımız da var. Onun dışında dediğim gibi hani şurada şunu yapacağız, burada bunu yapacağız deme imkanı Sayın Oluç, şu aşamada yok. Şimdi bu son dediğinizden herhalde şu anlamı çıkarsam yanlış olmaz. Yani ya sizinle böyle yan yana gibi görünmeyelim ama siz de hani şey çıkarmayın, aday çıkarmayın, bir şekilde zimni olarak adayımızı destekleyin. Düğünü hediyenizi gönderin, evet, ama şehirler, siz gelmeyin. Evet, iktidara gitmesin.
Zannedersem yani artık kapıyı kapattığınız formül bu formül mü efendim? Bu formüle kapıyı kapattık. Böyle bir formül bizim için geçerli değil. Bunu konuşmak dahi istemiyoruz. Şimdi 2019'u biraz 2019 yerel seçimlerini böyle yorumlamaya çalışanlar oluyor zaman zaman. Fakat bu doğru bir yorum değil. Çünkü biz 2019'da kendi taktiğimizi uyguladık. O dönemde hatırlarsanız 2019'da erken seçim tartışmaları da bir taraftan yapılıyordu ve biz o dönemde dedik ki kendi iç tartışmalarımızda bu yerel seçimlerde özellikle büyük şehirlerde iktidarın egemenlik alanını daraltmak ve iktidara kaybettirmek politik olarak önümüzdeki dönem için yani bir seçimlere gidilen yerel seçim sonrasındaki dönem için önemlidir diye düşündük ve böyle bir politik taktik uyguladık. Yani bazı büyük şehirlerde kendi adaylarımızı çıkarmadık ve bazı büyük şehirlerin büyük ilçelerinde kendi adaylarımızı çıkarmadık ve demokrasi için mücadele eden adayları destekleyeceğiz dedik ve böyle de yaptık esas itibariyle ve buradan da bir sonuç aldık doğrusu. Bu herhangi bir şekilde yapılmış olan bir ittifak sonucunda atılmış bir adım değildi. Bizim bir politik taktiğimizdi. Ve bir politik taktiğimizi uyguladık. Bunu da açıkladık. Gizli saklı yapmadık hiçbir şekilde. Nerelerde bunu yaptığımızı da söyledik. Yani işte Hatay'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, İzmir'i saymayayım. Çünkü İzmir'de bizim desteğimiz olmadan da sonuç alınabilir bir durum vardı. Ama Aydın'da, Yalova'da, İstanbul'da, Ankara'da biz bu taktiği uyguladık ve doğru bir sonuç da aldık bu taktikten. Yani iktidarın egemenlik alanını büyük şehirlerde sınırlamış, daraltmış olduk. Ama şimdi bize 2019'un aynısını yapar mısınız diye soruyorlar. Yani 2019 çok özel bir konjonktürdü. O özel konjonktürde biz kendi politik taktiğimizi belirlemiştik ve onu uygulamıştık. Ama bugün artık 2019'da değiliz. 2024'te çok farklı konjonktürde yerel seçimler yapılacak. Dolayısıyla 2024 yerel seçimleri açısından baktığımızda yapılması gerekeni de biraz evvel söylediğim gibi bir temel ilke olarak belirledik. Ne konuşulacaksa, ne tartışılacaksa, ne değerlendirilecekse, hangi destek isteniyorsa ya da istenmiyorsa bunların hepsinin kamuoyu önünde açık, net, şeffaf bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Çünkü seçimler nihayetinde seçmenlerin oy verdiği bir mekanizma olduğu için hele hele yerel seçimlerde yani merkezi taktiklerin daha güç işlediği yerel seçimlerde ise seçmenlere hitap etmeyen, seçmenleri kazanmak için açık ve şeffaf politika uygulamayan, kendi önerilerini, politikalarını, görüşlerini, seçmenin desteğini almak için açık bir şekilde deklare etmeyenlerin destek alması mümkün olmaz hiçbir şekilde seçmenden. Genel bir şey söylüyorum bunu. Hani illa ittifak ya da işbirliği için söylemiyorum ama genel yaklaşım açısından baktığımızda böyledir. Dolayısıyla biz açıklık ve şeffaflığın bu dönemde ön koşul olduğunu düşünüyoruz. Peki. Suat Bey'in bir sorusu var galiba. Evet. Aslında bugün tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama aslında ben de biraz size yönelik yani HDP'ye ya da Yeşil Sol Parti'ye veya yeni adınız ne olacaksa tamamen size ilişkin bir yaklaşımın ipuçları taşıdığı gibi bir mesaj taşıdığını düşündüm açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanı da bu söylediğiniz prensip çok önemli. Yani arka kapı diplomasisini yerel seçimlerde kesinlikle kapatıyoruz dediğinizde bu tabii ki iktidar partisi içinde ya da AK Parti içinde geçerli olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece Millet İttifakı'nın içindeki bileşenler açısından söylemediğinizi kabul ediyoruz burada değil mi Saruhan Bey? Ön kapıdan kim gelirse konuşmaya hazırız. Evet. Evet. Nuray Babacan yanılmıyorsam meslektaşımız yazmıştı. Evet. Bir iddiayı